Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomuzda böyle bir dişli nasıl yapabiliriz Design Park ile Design Spark ile sizlere bunu göstereceğim. Bir tane yeni dosya tasarım belgesi alalım. Arkadaşlar ben sketch modundan normal moda geldim. İlk dersimizde bunu anlatmıştım ama bilmeyenler için yine anlatayım. Şu Design Spark seçeneklerinden ileri kısmından şurada Enable Constraints Based Sketching var. Bu biraz daha farklı bir sketch tarzında açıyor. Fakat izlediğim videolardaki bazı şeyler bende olmadığı için bu sistemi kaldırdım. Normal kurulduğundaki ilk halini aldım ben şeyi. Programı öyle diyeyim yani. Aslında bu sistem daha rahat çalışmak için diğer sketch şeyine göre. Biz sahnemize başlayalım abi. Bir işimize başlayalım. Bir tane sahnemize ilk başta şuradaki araçlardan şu konstrüksiyon çizgisi bundan şöyle atacağız abi. Şu şekilde şöyle yapacağız. Çünkü bunu yapmazsak olmuyor abi. Ben çok denedim. Adamların birebir yaptığını aynısını yaptığım halde bende olmuyor. Olmayınca da başka bir çözüm yolu buldum bu şekilde yaparak. Böyle kılavuzlar yapıyorum ve bunları ayna çizgisi olarak kullanıyorum. Şu şekilde tam 45 derece gelsin bırakıyorum. Bunu da bu şuradan niye olmadı, bir escape diyelim. Çünkü yukarıdan olmuş. Ctrl Z ile geri gelelim. Tam merkezden alacağız arkadaşlar. Şu şekilde açımız da 45 derece olsun ki ölçüler. Şöyle biraz şey yapayım. Şöyle yapacağız artık. Tab tuşuyla 45 yazacağız şuraya. Pardon. Enter'lıyoruz. Şimdi gelelim merkezden şu araya da atacağız. 45'in yarısı ne yapıyor? 22,5. Burası da 22,5 olması lazım. Yine tab tuşuyla uzunluktan açıya gelelim. 22,5 yaptık. Enter'ladık. Bir de şuraya yatacağız. Şöyle şu şekilde. Burası da 22,5 olacak. Şöyle. Yok pardon. Burası... Neden? Sıfır. Tam 180 derece yani şöyle. Hmm. 180. Şurası ne? 135. 135 eksi 180 eksi 135 ne yapıyor? 45 mi? 145. Evet, 145. Ne? 145. Pardon. 145 demiyorum. 45 yani. Tabi 45 derece. Yani şundan 22,5 derece çıkartırsak 180'den 22,5 derece çıkartırsak şöyle yapalım. Tab tuşuyla şuna 180 eksi 22,5 dersek tam ortayı bulmuş olduk. Evet. Şimdi arkadaşlar şunları ayna çizgisi olarak
ayna çizgisi olarak atayacağız ki şu şekilde her modellediğimiz her yerde işlesin. Şimdi sahnemize şuradan bir tane tam merkezden silindir, yani daire alalım ki şu şekilde daire alacağız. Her şey net bir şekilde tam ortalasın bize. Şimdi şuradan bir daire, şuradan bir daire alsak yeter mi? Ya daireler büyük oldu ama olsun, yeter. Yeter. Şimdi şuradaki daire ile çubuk kenar bağlama şeyini, tam ismi neyse, bunun artık ismi neymiş, teğet çizgisi. Fakat bundan önce şu ortayı bulmamız lazım bizim. Şu ortayı da gene şu kılavuzla şuradan merkezden alıp şöyle şu şekilde ya da şöyle yapacağız. Tam ortayı bulmamız lazım bizim arkadaşlar. Şu şekilde tam orta olması lazım. Şu şekilde, evet. Bunu böyle bırakıyoruz. Tam orta mı bu? Evet, tam orta olması lazım. Aynen. Şimdi bu kardeşi T çizgisini alacağız. Şuradan eski tuşuna basalım, tam seçmiyor. Şuradan şurayı seçiyoruz. Daha sonra şuradan biraz aşağıdan alalım. Niye kayboldu? Escape tuşuna gelelim bir daha. Pardon, Ctrl Z ile geri gelelim. Geldik. Şunu seçelim. Şuna bağlayalım. Bağladık. Yani iki işlemle her taraf otomatikman bağlandı. Bunları silmek kolay olacak arkadaşlar. Kolay olacak. Şimdi bunların üç köşesini yuvarlatalım, bazı bir şey. Tam sivri olmasın. Şuradan köşe yapma, yuvarlanma aletimiz var. Bir kenarı seçiyoruz. Karşı kenarı seçiyoruz. Bırakıyoruz arkadaşlar. Tabii bu açıyı şuradan değiştirebiliriz. 1.32 yapmış ya. Biz bunu 0.80 yaparsak biraz daha sivrileşir yani. Şimdi arkadaşlar, değerli arkadaşlar, şu çizgileri silelim. Artık bunlara ihtiyacımız yok. Şunları sağ tık yaparak şöyle sil diyeceğiz. Sil diyeceğiz. Şu şekilde bunları sileceğiz. Şöyle yapalım. Sil. Normalde bunu yapmanın daha basit yolu var ama sıkıntılı oluyor ya, delirtti beni. O yüzden böyle bir yöntem seçtim. Daha sonra şu ortadaki daireyi de bir seçim aletine gelelim şuradan. Şunu bir silelim. Şimdi şu daireleri sileceğiz. Onun için şunu seçiyorum arkadaşlar. Öteki türlü biraz zahmetli oluyor. Aslında ortadaki şeyleri silmeden önce bunu silseydim daha kolay olurdu. O kılavuz çizgileri silmeden, ayna çizgilerini silmeden silseydim otomatikman bunların hepsi, iki tanesini seçseydim diğerleri otomatikman silinmiş olacaktı. Neyse arkadaşlar, sonuçta ücretsiz program bu kadar olur yani. Ücretsiz programda çalışma şeyi bu kadar olur. Ücretlisi önce şu kenarlardan birer tane daha içeri paralel bir şekilde alacağız da, önce bir seçeyim şöyle hepsini. Şu şekilde seçtikten sonra şuradaki paralel tuşunu seçiyorum. Şöyle dışa doğru da yapabilirsiniz. İçe doğru yapalım ama biz şöyle. Enter'layalım. Oldu.
Bundan sonra merkeze bir tane şöyle daire alırız. Bir tane de şöyle alırız. Bir tane de şu şekilde alırız. Başka ne yapabiliriz mesela? Çok şey yapılabilir de gerek yok. Biz sadece bir tane dişli yapalım. Dersi fazla uzatmak istemiyorum. Şuradan 3 boyutlu moda geleceğiz. Şimdi arkadaşlar önce şu ortadaki deliği bir açalım. Sil dedik. Şunu şuradan çift taraflı kalınlık verelim. Şuna da şuradan gene aynı şekilde çift taraflı kalınlık verelim. Şuna da çift taraflı kalınlık verelim. Şu şekilde. Dilersek şunu bununla beraber aynı kalınlıkta yapabiliriz. Şöyle şu şekilde. İstersek yapabiliriz, istersek şöyle taşırabiliriz de yani şu şekilde. Şöyle taşabilir de. Yani o bize kalmış bir şey. Hani diğer şeyi de ben taşırmadım şurada. Burada taşırabiliriz de. Dişinin modeline göre değişebilir o. Burayı keskinleştirebiliriz aslında ama biraz uzun sürecek. Ya da şöyle yapalım. Bir keskinleştirelim bakalım. Şunu seçelim. Şunu da kontrol tuşuyla seçelim. Burada keskinleşme şeyi yokmuş. Şöyle bir deneyelim bakalım bir olacak mı? Olmaz çünkü yüzeyi seçti. Kontrol Z ile geri gelelim. Yani yüzeyi seçtiği için olmaz. Şu kenar seçildi. İşte kenar seçmekte bazen zorlanıyoruz. Kontrol tuşuyla karışık kenarı seçersek evet şuradaki pah olayı var. Yani pah demeyelim de şöyle yaparsak içe doğru olmadı. Şöyle yaparsak saçma sapan bir şey oldu. O yüzden Ctrl Z ile geri gelelim. Yani bunu en baştan şey yapabilirdik. O yuvarlak yaptık ya buraları. Biraz daha kesin yapabilirdik. Çok da önemli değil o. İstersek buralara delikler açabiliriz. Yani nasıl açacağımızı biliyorsunuz daha önceki derslerden. Arkadaşlar bu dersim bu kadar. Daha doğrusu ders demeyelim de bu videomuz bu kadar. Hepinize iyi günler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.